zamandır mahallede ölüm yok. Bu ne şivandır şu Yemen elleri, ne de yamandır ah o Yemen'dir, gülü çimendir giden gelmiyor. Acep nedendir? Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne işti? Kuşların var. Bakın çantasına, acep nesi var, bir çift kundur ayna, bir nefesi var ah o Yemen'di. Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir? Değerli izleyenler, Fuzul TV'de mahalle programında Muş'tayız. Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir? Milattan önce 13. yüzyılda Urartulara bağlı Nairi ülkesine bağlı bir şehir burası. Türkiye sınırları içerisinde yüz ölçüm olarak ovalarının en çok olduğu tarihi bir şehrimizdeyiz. Doğu Anadolu bölgesine bağlı bir şehir. Ovasıyla meşhur. Eski ismi ise Taron olarak ifade ediliyor. Tabii bu bölgede Doğu Anadolu'nun üzümü ve birçok tarım ürünü burada yetişmektedir. Bu güzellikleri sizlerle paylaşmış olacağız. Değerli izleyenler, Muş'tayız ve Emrah abiyle beraberiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Neresi burası? Burası Muş'un merkeze bağlı Erzurum Caddesi. Erzurum Caddesi. Peki niye Erzurum diye söylemişler buraya? Erzurum'da şey mi? Dostluk bağı mı var Muş'un? Dostluk bağı bilmiyorum ama. Yakın ya ondan herhalde. Yakın olduğu için. Şey, Erzurum Caddesi burası vardır. Burası da soğuk, orası da soğuk. Aynen. Bitlis Caddesi vardı şu arka tarafta. Muş'un ilk caddeleri. Maşallah. Bütün caddelere etraftaki komşu illeri yazmışsınız. Yani ona göre. O zaman çarşıyı turlamaya başlıyoruz. Tabii başlayalım. Buyurun. Taştı rahmet deryası, farkındı cümlesi. Taştı rahmet deryası, farkındı cümlesi. Evet, burası ne camisi oluyor? Evet, burası Alaaddin Bey Camisi. Yapımı 1745 yılına ait. Muş'un Arpayazı köyünde yaşayan bir beyimiz yaptırmış bunu. Daha önce yaşayan Osmanlı hayır dönemi. Sahibi. Aynen, hayrın hasenat sahibi olmak için. Yapımında full orijinal taşlar kullanılmış. Zaten çok da tarihi bir camidir. Asırlık cami yani. Aynen, asırlık cami. O zaman biliyoruz. Bir girelim bakalım. Tabii. Cennetten çıktı Adem, dünyaya bastı kadem. Şimdi de geldiğimiz yer Ulu Cami. Asırlardır yapılmış bir cami. Tarihine bakarsak 979 yılında yapılmış Türkiye'nin bir cami. Türkiye'nin her yerinde, her şehir merkezinde muhakkak Ulu Cami vardır. Tabii. Peki bu Ulu Cami'nin özelliği ne? Bu Ulu Cami Muş'un ilk camisidir. Evet. Dedim ya, tarihi 979'da. Maşallah. Evet.
sanırım yani, taştan mı yapılmış? İçeride sadece taştan yapılmış. Sonradan restore edilmiş bir şekilde duruyor. Buyurun isterseniz bakalım. Osman'ın hası kalplerden siler fasi. İsmi azam duası. Emrah abi, sabahtan beri gezdiriyorsun, açız. Evet abi. O zaman ben sizi Muş'umuzun lezzet noktası Nihat Usta'nın yanına kebap yemeye götürelim. Muş'un kebabı mı meşhur? Kebabımız çok meşhur. Çok şeyi meşhur da herhalde kebap yiyeceğiz. Yani yemek olarak ben kebabı size tercih ederim. İyi hadi bakalım. Özellikle ustamızın... Bir de kebabı tabii nasıl yapılıyor merak içerisindeyiz. Muş ayrı bir vilayet sonuçta. Tabii. Her yerde kebap yapılıyor ama Muş daha farklı. O zaman ben sizi kebabın noktasına götüreyim. Hadi bakalım. Aleykümselam. Şöyle geçiyorum kıymetli abim. Hoş geldin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Teşekkür ederiz. Kebap bu yapıyoruz. Kebap. Nerenin kebabı bu? Bu Muş kebabı. Muş kebabı. Evet. Peki özelliği ne? Bunun özelliği aslında biz bu Muş kebabı düve etinden yapıyoruz. Ustamızın ismi ne? Ustamızın ismi Nihat Usta'dır. Nihat benim ismim Yavuz. Yavuz Nihat Usta, Usta 1969'dan beri bu işi yapıyor. Bu ustamızın ismi ne? Kenan Usta. Kenan. Kenan. Kenan Usta. Evet. Kenan Usta ile beraber siz önce evet, kebabı yapıyorsunuz. Şimdi evet, bu kebabı yaparken, bunu yaparken en önemli şey ne? Önce şimdi bunun en önemli şeyi ettir. Et. Evet, dana eti kullanmıyoruz. Düve eti ve kuzu kaburgasından yapılıyoruz. Evet. Kuyruk yağı da kullanmıyoruz. Yani çok az. Çok az kuyruk yağından düve eti ve kuzu kaburgasından yapılıyor. Bu tabi elle yoğruluyor. Tabi değil mi? Tabi elle yoğruluyor, zırhla çekiliyor. Zırh tabii ki. Evet. Nihat Usta'mız, biz onun çıraklarıyız. Tabi Nihat Usta emekli oldu. Şimdi evet, ekibi yetiştirdi, değil mi Nihat Usta? Evet. Ekibi yetiştirdi. Evet. Tamam mı? Onlar yapıyorlar, sen evet, burada pişiriyorsun. Evet. Siz iyisiniz doğru, değil mi? Sağlık saat yerinde. Çok şükür. Kaç iyi, senedir yapıyorsunuz? Hemen 50-55 sene geçiyor. 55 sene oldu. Tabii, tabii, 55 50. senedir. Burası adresi değil mi? Evet evet. Buradan evet, Muş'a hizmet ediyoruz. Evet. Ama çok iyi yetiştirdiniz talebeleri. Evet, çok iyi yetiştirdim onları. Allah razı olsun. Onlar da çalışıyorlar. Evet, onlar da çok güzel çalışıyorlar. Peki bunun püf noktası nedir? Sizden de alalım püf noktasını. Şu dana eti, ufak dana eti, kuzu kaburgası, yine bunun pisri, kaşı, şuyunu, bunu hepsini çıkartıyoruz. Onun için çok güzel bir... Bunun kızarma şekli nasıl olacak peki? Közde olacak değil mi? Közde oluyor. Közde, közdemiz burada. Ne kadar sürüyor? 5 dakika alıyor. 5 dakika da evet, 5 dakika. Çok kısa zamanda. Evet. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Birazdan tabii tadına bakacağız. Tabii tabii buyurun. Beraber. Hemen vereceğiz. Size tadına kolay gelsin. Başlıyorsun. Evet. Bizim bir de şu özelliğimiz var. Biz burada çatal kullandırmıyoruz. Yani kebabımız çatalla yenilmiyor. He. Elle. Biz yemeyeceğiz. Çünkü yani, dağılıyor. Biz çatalla kebap da yemeyeceğiz yani. Yok. Diyorsunuz ki çatal koymuyoruz. Çatal koymuyoruz. Elle yiyeceksiniz. Olsun. Evet. Elle çünkü yiyeceğiz. Hani çatal kullanan kebap iyi değildir. Ama önce ellerimizi tabii, yıkamamız lazım. Tabii ki. Hijyen tabii ki. Önemli. Tabii ki. Hijyen çok önemlidir. Yani bu kebabı tabağa bıraktığım zaman dağılır. Kebap evet, ağızda erimesi lazım. Peki bu mesela burada herhalde birkaç çeşit var değil mi? Evet. Bu acısız mı oluyor? Bu acısız oluyor. Diğeri acılı oluyor. Evet. Bu acının içinde ne var? Toz biber. Toz biberle kıvamını veriyor. Toz biber de herhalde bunanın değil mi? Yok. Nerenin? Karamaraş'ın. Maraş'tan. Tabii Maraş'tan geliyor. Özel biber getiriyor bize. Özel geliyor. Tabii özel biber getiriyor. Maşallah. Tamam. Peki neler söylersiniz izleyenlere? Ya şimdi kebap hani her şeye iyidir. D vitamini zaten. Et dedim mi D vitaminidir. Gribe iyidir. Covid'e iyidir.
Kolekstra şimdi, yiyilir. Şimdi bunun yanında böyle soğan olacak değil tabii, mi? Tabii tabii, bunun yanında soğanı kelle soğan, sarımsak, soğan, patlıcan ezmesi, tabii ezmemiz, normal salata. Doğal antibiyotik oluyor. Kesinlikle doğal antibiyotik. Evet, o zaman son olarak diyoruz ki bu kıymetli, bu değerli lezzete, lezzeti tatmak için nereye geleceğiz? Altın Şiş Kebap Salonu, Nihat'ta. Neresi, bir daha alalım? Altın Şiş Kebap Salonu, Nihat'ta. Daha yüksek sesle. Altın Şiş Kebap Salonu, Nihat'ta. 1969'dan beri hizmetinizdeyiz ve bunu devam edeceğiz hizmeti. Tabii Muş'ta bu adrese gelip bu güzel kebabı yemenizi arzu ediyoruz. Biz şimdi birazdan bu muhteşem lezzetin tadına bakmış olacağız. Değerli izleyenler, Muş'ta Altın Şiş Kebap Nihat Usta'dayız ve bu muhteşem kebabın tadına inşallah birazdan bakacağız. Değerli Şube Müdürümüz bizle birlikte, Muş Şube Müdürümüz Barış Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizleri sormalısınız. Sağ olasınız inşallah. Muş çok güzelmiş. Çok güzel. Yani ben de bir Erzurumlu olarak bir yıldır buradayım. Misafirperverliği olsun, insanlıkları olsun çok iyi. Emrah abiyle gezdik Muş'u biraz. Sağ olsun. Bize yardımcı oldu, destek oldu. Sonrasında da buraya geldik. Kebap yiyor musunuz normalde? Erzurum'da da böyle kebaplar var herhalde, değil mi? Tabii her yerde var ama Muş'unki biraz daha, farklı. Daha farklı yapılışından mı veya hani etin üretiminden mi kaynaklanıyor ama çok iyi kebabı var buranın. Tabii Nihat Usta'da da bu lezzet bambaşka. Nasıl yapıyorsunuz bunu? İçeride anlattık ama. Evet. Bu nereden geliyor? Aslında bunun tecrübesi Nihat Usta'dan geliyor. Nihat Usta yaklaşık 55 yıldır bu işi yapıyor. Biz de onun... Siz kaç yıldır çalışıyorsunuz burada? Ben yaklaşık 5 yıldır onun yanında çalışıyorum. Tabii yetiştiğimiz kadar. Ama kebabın püf noktası Nihat Usta'nın elinden geçmesi. Dedikleri gibi, ustanın da dediği gibi kuzu kaburgası ve büyü etinden kullanıyorlar. Bir de şunu söyleyelim izleyenlerimize. Şimdi diyorlar ki ya biz uzaktan izliyoruz, Muş'a nasıl gideceğiz diye, değil mi? Merak etmeyin, yakında İstanbul'a geliyormuş. Onu da haberini aldık, değil mi? Evet, ikinci inşallah ikinci şubeyi de İstanbul'da açtığınız zaman bol bol yemeğe geliriz. İnşallah. O zaman biz afiyetle tadına bakalım, değil mi? Aynen. Bu muhteşem hem sıcakken. Değerli izleyenler, bu güzel lezzeti tatmak için sizi de Nihat Usta'ya tabii ki bekliyoruz. Fenomen olduğunu söyleniyor. Tabii hocam, doğru söylüyorlar ya. Yukarıdan aşağıdan, yukarıdan ta aşağıya gelinceye kadar 150-200 tane yakın selam alıyoruz. Bu da bir fenomenlik değil mi? Allah'ım ya Rabbim. Muş'ta hep böyle mi oluyor fenomenlik? Hani Muş küçük yer hocam. Hani şimdi meşhur bir laf var, yukarıdan buraya gelinceye kadar herkes birbirini tanıyor. Muş küçüktür. Gönlü ama gönlü büyüktür. Tabii insanlarımızın gönlü çok zengin. Bir tanıyalım sizi ya. Hocam benim ismim Fırat, soy ismim Balkaya. Aslen Muşluyum, üniversite mezunuyum. İşte. Fenomenim. Fenomenim mi bak hocam ya, şimdi şu bir yerde fenomen olmak elde mi? Küçüklüğünden tut büyüğüne kadar fenomen. Herkes fenomen. Tabii herkes kendi çapında bir fenomen. Nasıl geçiyor hayat?
Hocam şu an standart. Sabah evden uyanıyorum, akşam mı geliyorum, yine evdeyim. Sabah yine evdeyim, yine evdeyim. Hep evdesin. Bir soğuk şartlar altında ne yapabiliriz ki? Geçersin. Bir sene de maşallah abiden aldık. Aleykümselam abi. Aleykümselam. Huzur eve geliyoruz. Eskimiz Beyrem'e gidiyoruz. Pazabır Pisa'ya gidiyoruz. Olsun Enes Bey, Rıdvan Bey. Sen onları anlamıyorum. Hızlı söylüyorsun ya. Esklüz. Yani İngilizce biraz ayıp olduğu için. He, esklüz. Bayram dediğiniz kuaför oluyor. Bayram tekçi. Kuaför oluyor. En büyük fenomenliği, berber üzerinde fenomenliği getiren arkadaşımız. Evet. Başka fenomen var mı? Pizzacılar var. Pizzacılar boş ver hocam. Muş'ta pizza gitmez, boşuna açmışlar. Lahmacun açın, Adana açın. Değil mi yani? Yani bunlar. Peki Fuzulev'de fenomen olan kim var? Rıdvan Aktaş. Vazgeçilmez Fuzulev'i. Ne fenomeni kendisi? Kendisi de fenomen. Muş'tan gelince ben 100 alıyorsam 350 selam alıyor. Maşallah. Yani karakter. Siz selama göre fenomenliği ayarlamışsınız öyle mi? Şimdi İbrahim Tatlıses buraya gelince herkes koşuyor bir fotoğraf çektirmek için. O da bir fenomenlik değil mi? Ama o İbrahim Tatlıses. Ben de Fırat Balkaya. Kendi şakımıza bir yerimiz var sonuçta. Gerçekten mi? Gerçekten. Ceketim yok ama. Bir sıkıntı yok hocam. Tişörtüle kapatıyoruz. Mahalle programda buradan izleyen tüm arkadaşlara buradan sonsuz teşekkürler. Tüm Fuzulev çalışanlara başarılar diliyorum. İzlesinler değil mi? İzlesinler tabii, her daim buradayız. Fenomenler listesi bir numara. Murat suyu akıyor, yürekleri yakıyor. Muş Ovası uzamış, aşıkları bakıyor. Muş Ovası uzamış, aşıkları bakıyor. Moğol istilasına mütakiben 7. asrın ortalarında Hazreti Osman döneminde de çeşitli savaşlara gebe olan Muş Kalesi'ndeyiz. Hicretin 27. senesinde Hazreti Osman ve Müslümanların eline geçen bir bölge burası. Bu bölgede hem Arap mezarlıkları hem Selçuklu mezarlıkları dağınık bir şekilde bulunmakta. Muş Kalesi'nde şimdi mahalle programı için sizler için özel halk oyunları dansını izlemiş olacağız. Buyurun. Değerli izleyenler, Fuzul TV'de mahalle programında Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları dansını izledik hep aynen. Beraber. Hoş teşekkür geldiniz. Ediyoruz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Muş'tayız. Muş'tayız tabii değil Muş'umuza mi? Muş'umuza tabii. Tabii hoş geldiniz. Yani yıllardır bir yaklaşık 15-20 yıl yakındır bu işi yapıyoruz. Yöremizi tanıtıyoruz. Diğer illere tanıtıyoruz. Kültürümüzü yaymaya çalışıyoruz. Yani seve seve, hobi olarak değil de gönül işi olarak yapıyoruz biz. Sizi tanıyalım. Ben Mükremin Köse, Halk Oyunları antrenörüyüm. Yaklaşık bir 10 yılımı oynayarak geçirdim. Şimdilik bir 10 yıl süresini de antrenörlük olarak geçiriyorum. Mükremin hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben tabii ederim, ben teşekkür ederim. Yarışmalar da var tabii değil tabii, mi? Önümüzdeki ayda grup yarışmamız var. Grup yarışmamızdan sonra finale doğru gideceğiz. Zaten ilimizde o hakkı kazandık. İl yarışmasında. Birinci oldu 3 Ekim'imizde. Yıldızlar'da, Gençler'de ve Büyükler'de Halk Oyunları Asos Spor Kulübümüz. Önümüzdeki ayı bekleyeceğiz artık.
grup ve finale gideceğiz inşallah. Şimdi şöyle yapalım Mükremin Hocam. Türkiye'nin dört bir tarafından bizleri şu anda Fuzul TV'de mahalle programında izleyenler bu görsel şovu izlemeye devam etsinler. Değerli izleyenler, Yunus Yıldırım abimizle birlikteyiz. Evet. Burada denk düştü Muş'ta. Evet. Gezmeye mi geldiniz abi? Gezmeye geldik buraya. Muş'a gezmeye geldiniz. Ailenizle birlikte evet, geldiniz. Evet, ailemizle birlikte Memleket geldik. Neresi? Memleket Karaman. Karaman. O zaman araba almaya imkanımız yoktu. Böyle Fuzul'ün kampanyasını duydum. Gittik İstanbul'da Fuzul'ün genel merkezinde yazıldık 30'luk kampanyaya. Kuralı sistemle. Araç almak isterlerse, ev almak isterlerse tavsiye ederim. Ben aldım, memnunum. We'll be right back.
Dayı biliyor. Gerçi bir öğretmen geliyor, şey yapıyor diyor işte. Yeni öğretmen geliyor, bakıyor bir çocuk böyle çok şey oturmuş böyle. Kalifere dayamış kendisini, böyle dengesiz oturmuş. Öğretmen gelmiş sormuş, demiş. Oğlum sen niye öyle atıyorsun? Demiş kesim ile gelir. Öğretmen, ya böyle rahat ediyorum anlamında. Öğretmen de bilmiyor kesim nedir. Diyor acaba ben bir şey vereyim mi? Koşuyor bizim Zeki Hoca, diyor ki. Dedi ki hocam ya ben gittim de bir arkadaş böyle oturuyor, ben dedim niye öyle oturuyorsun, dedi kesim gelir. O da demiş çok mu bekes oturdu, demiş bekes nedir? Yani çok mu dengesiz oturmuş anlamında adam. Hocam o nedir? Demiş tamam. Yani bizim öyle şeylerimiz oluyor işte. Değerli izleyenler, Fuzul TV mahalle programında Mehmet Ciğer abimizin yanındayız. Türkiye evi değil mi burası? Evet, Türkiye evi. Önce sizi bir tanıyalım. İsmim Mehmet Ciğer, mahalli sanatçıyım. Burada şu an bulunduğumuz yerde Türkiye evi, yöresel sanatçıların, mahalli sanatçıların, ara sıra da misafirlerimizin beraber program yaptığımız bir yerdeyiz şu an. Ben şeyi merak ettim Mehmet abi, ya böyle hani Mehmet Ciğer diyorlar ya, he. Bu Ciğer soy ismi önceden var mıydı, sonradan mı yoksa eklendi? Var, bizim esas soy ismimiz Ciğeroğlu. Mehmet Ciğeroğlu. Yani milletin aklında, ağzında daha kolay olduğu için artık ne? Yok şey mi dedim acaba? Ciğerden söylüyorsunuz ya belki. Burası Muş'tur, yolu yokuştur. Evet. Değil mi? Bunun da bir tarihi var. Bu, tabii. Şimdi aslında bu benim için yani Muş'u seven insanlar için yöresini gerçekten çok değerli. Ama acizane elimizden bir şey gelmediği için sadece böyle oturduğumuz, bulunduğumuz, her fırsat bulduğumuz yerde bunu insanlara duyurmaya çalışır. Mesela burası Muş'tur. 47'de gelmişler, 54'de gelmişler, 62'de gelmişler. Birçok kez ekip göndermişler. TRT ekip göndermiş biliyorsun. Şu an Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız sayesinde ona ulaşıldı. Tescillendi. Biz diyoruz ki burası Huş değil. Burası Muş'tur. O zaman ya. Dinleyelim. Burası tamam. Muş'tur, yolu yokuştur. Tamam. Ya. Havada bulut yar, bu ne dumandır, nahleden yar, bu ne şivandır, şu Oh,
Evet değerli izleyenler, Mehmet Ciğer abimizin mekanından Fuzul TV mahalle programına son veriyoruz. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Biz devam ediyoruz. Sar geldin aman, sar geldin aman, sunarım.